İstanbul'un su sorunu büyük bir mesele biliyorsunuz. Yüzyıllardır bu su sorunu var. Ancak bir türlü kalıcı çözüm getirilemedi İstanbul'a. Bunun için de 1980'li yıllarda o dönemin hükümetinde melen çayı birinci aşamada İstanbul'un kurtuluşu olarak görüldü. İkinci aşamada da o dönemde hükümetin aldığı kararla tuzlu suyu tatlı suya çevirerek İstanbul'a kullanma suyu olarak verme planıydı bu. Dolayısıyla e, Melen halen tamamlanamamış durumda. Ancak Melen Anadolu yakasından İstanbul'a geliyor. İstanbul'un nüfusunun yüzde yetmişi Batı yakasında yaşıyor. Melen'in her an e, depremle ya da olası başka bir afetle su bağlantısının İstanbul'a kesilme olasılığı çok yüksek. Burada elektrik sorunu da dahil. E, ancak Bakanlar Kurulu'nun aldığı geçmişteki karar deniz suyunu, tatlı suyu çevirme e, kararı Kadir Topbaş döneminde e, planlandı ve harekete geçiliyordu. Sayın İmamoğlu geldikten sonra bu hiçbir çalışma yapılmadı. 89 yılında İSKİ'nin yaptığı çalıştayda ben de katıldım ve bunu ifade ettiğimde hiç kimseden bir ses çıkmadı. Oysa dünyada şu anda büyük ülkelerde, kentlerde 18 bin tane denizden tuzlu suyu tatlı suya çeviren tesis var. Bunlardan en önemlisi İsrail. İsrail binde 38 tuz oranına sahip denizden tuzu tuzlu suyu alıp tatlı suya çevirip kullanma suyu olarak veriyor. biriken tuzu da sanayide kullanıyor. Ve yine Suudi Arabistan'da petrol zengini ama su fakiri olması nedeniyle kıyılarında e, ee, orada da binde 34'tür tuz oranı. Güneş enerjisiyle çalışan e, tuzu suyu tatlı suya çeviren tesis kurdular. Ve e, 16 milyon galon su elde ediyorlar. Şimdi Türkiye'de de bunun örneği Avşa Adası'nda var. Avşa'da bugün e, bakın binde 38 binde 34'lerdeyken Marmara Denizi'nde binde 2'lerde binde 3'lerde tuz oranı. Karadeniz'de ise 1.8 tuz oranı ve 2'ye kadar çıkıyor. Yani daha kolay çevrilmesi ve daha az maliyet gerektiriyor. Daha fazla su elde etmemiz gerekiyor bu makinalarla. Dolayısıyla güneş enerji sistemleri ile bu tesisleri kurmamız mümkün. Nerede kurmamız mümkün? İşte... Biliyorsunuz Kazandere ve Pabuçdere var kıyı köy sınırlarında. 100 kilometrelik bir isale hattıyla İstanbul'a su taşıyor. Fakat bir türlü o barajlar su tutmuyor. Orası hazine arazileri. O bölgede İSKİ ya da devlet su işleri bu tesisleri yaparak hemen 3 kilometre aralarındaki mesafe deniz kenarına yakın Kazandere ve Pabuçdere o tesislerden 24 saat 365 gün suyu arıtarak barajlara tatlı su pompalayabilirler. Orada biriken su da İstanbul'a, isale hattıyla İstanbul'daki barajlara taşınır. Bir örneği de terkos. bunun. Terkos'ta bir zamanlar e, tuzlu suyu karıştırıyorlardı. E, oradaki kumsalı hafif kazdıktan sonra suyun debisi düştüğü zaman, Karadeniz'in debisi yüksek olduğu için... Su karışıyordu. Buna gerek yok. Siz oraya tesisleri kurun. İstanbul'un yüzyıllarca yetecek kalıcı olarak bu sorunu çözün. Bu kalıcı bir sorun çözme metodudur. Ee, yani oradan su getirelim buradan su getirelim diye düşünmeden bu tesislere yatırım yaparak ki İSKİ'nin görevi budur. İBB'nin görevi budur. Asli görevi. Hani 16 milyona eee hizmet ediyoruz diyorlar. Oysa bugün 20 milyondan fazla bir nüfusa sahibiz. Bu suyun yetmesi mümkün değil Melenden ve bitmeyen bir deniz var. Bitmeyen sorunu da bitirmiş oluyoruz bu yatırımla. Ama şimdi İBB ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi devamlı metroya, devamlı metro. Şimdi soruyorum halkımıza, insanlara, herkese bize önce ne lazım? Yaşamak için su lazım. Su olmadıktan sonra ben metroyu ne yapayım, nereye gideceğim? Şimdi mevcut yatırımları biraz yavaşlatın ve siz artık bu su işine eğilin. Sadece devlet su işleri olmasaydı, Melen Melen'e su taşıma işini yapmasaydı bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde su sorunu çözemiyor olacaktı. Onu yine o günkü hükümet çözdü. Belediye değil. Bugün belediye aynı noktada. Şimdi oysa İSKİ bizden bunun ücretini alıyor. İstanbul'un suyunla oynuyorlar. İstanbulluyla alay ediyorlar. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayamıyorlar. Geçmişte belediye başkanı, bir belediye başkanımız Yalova'dan su götürerek su sorunu çözmüştü. Eski günlere döneceğiz neredeyse. Bunlar bu yatırımları yapmazlarsa. Çünkü İstanbul artık e, doyma noktasında. insanları taşımıyor. Daha çok suya ihtiyaç var. Biz sadece içmek için kullanmıyor İstanbullular. Bakın en çok trafikteki araç kaydı İstanbul'da. Bu arabaların hepsi bu suyla yıkanıyor. Bu yetmiyor. Ee, bahçesi olanlar bahçelerini, havuzları olanlar havuzlarını bu suyla karşılıyorlar. Bu yetmiyor. İstanbul civarında bir sürü köy var. Bu köylerin büyük bir bölümü artık dereler kirlendiğinden, derelerden temiz su elde edemedikleri için İSKİ'nin sağladığı su şebekelerini kullanıyorlar. Ve İSKİ e, diyor ki çağrılarında işte tasarruf yapın, siz bizi tasarrufa çağırana kadar yatırım yapın. Bizden alınan paralarla yatırım yapın. Göreve geldiklerinden bugüne kadar bu proje üzerine bir adım bile atmadılar. Ben daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Yapılacak İstanbul'a en büyük kalıcı hizmet İSKİ. E, Lokantalar açıp ucuz yemek vermek e, ya da işte bir takım yerlerde süt dağıtmak falan değildir. İstanbul sütü de yemeği de bulabilir ama suyu bulamaz. Önce sen İstanbul'da e, kalıcı ve yüzyıllarca adın geçecek bir tesisi kurmaktır esas olan. İSKİ'nin görevi de budur. İstanbul barajları şu anda e, iyi durumda değil. Özellikle batı yakasında olanlar. Evet. Ama Anadolu yakasında doluluk oranları fazla çünkü orada nüfus az. %70 nüfus burada yaşıyor ve özellikle Kazandere ve pabuşlere çok ciddi anlamda e, su bitmiş vaziyette. Dibi gördük ama e, Terkos'a tabii ki oradan e, denizden su karışarak Terkos o şeyi koruyor, gücünü koruyor. E, ancak iyi arıtılıyor mu onu bilemem. Yani o bölgede kalanların ağzına zaman zaman tat, tuzlu su da gelebilir. Bu tesisleri kurmazlarsa tuzlu su tabii ki gelir. Neticede İstanbul'da barajlar var mı? Var. Kullanılabilecek sular var mı? Var. Ancak bunlar ne yazık ki bu işi tam anlamıyla beceremiyorlar.